Günaydın. 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 İnternetim yok 12 saatte biliyor musunuz? Nasıl yani? Kablo net kullanıyorum. Dün gece yarım gibi, bir gibi internet gitti. Wi-Fi var, görüyorum, bağlı gözüküyor. İnternet yok. Zaten baktım modemdeki ışıklar değişmiş, mavi böyle salak salak şeyler. İyi dedim bari televizyon izleyeyim. Çok mantıklı. Televizyon izlemiyorum çünkü ben yani hep YouTube'dayım. Kızılcık şerbeti. Abi bir baktım sinyal yok. Yok. Televizyonda da mı yok? Evet, komple TürkSat bitmiş. Telefonlar açmadılar. Ondan sonra sosyal medyaya baktım. Arayanlar ulaşamamış, müzik dinletmişler vesaire. Şimdi ses kaydı düşüyor. Genel bir arıza var. Çalışıyoruz, düzelecek. Anlayışı teşekkür ediyoruz. Anlamadım ki. Anlayış da göstermiyorum. Neden? Oğlum çok kötü. Mesela buna benzer bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Mesela belediyeler belli yerlerde çalışma yaptıklarında çok ses çıkarıyorlar mesela. Evet. Oranın etrafını çerip böyle çevreleyip şey yazıyorlar. İşte verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ama bunu kabul edip etmediğimizi kimse sormuyor. Hayır. Ben kabul etmiyorum o özrü ya. Hayır ama bak orada şimdi şöyle bir şey var. Özür diliyor. Kabul edip etmemek sana kalmış. Orada yine şey demiyor. Özrümü kabul et. Hani şey duruyor. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim falan demiyor. Öyle şey yok. Doğru. Bu anlayışınız için teşekkür ederim diyor. Anlayış göstermiyorum ki ben sana. Seninle iletişim kuramıyorum zaten en başta bir diyalogda. Ama sabah mesaj atmışlar. İşte son faturanız 195 TL. Ödeme yaptıysanız dikkate almayınız. Mükemmel. Hizmet alamadım ya. Bunlar devlete bağlı mı çalışıyorlar? Ha bilmiyorum ben. O da satılanlardan olabilir. Bilmiyorum. Ha doğru, özelleştirilmiş olabilir. Doğru. Ha, ya Türk Telekom ona bağlıydı. Sonra kendisi bir ayrıldı ama ne oldu bilmiyorum. Ama ayrıldıysa kesin özeldir. Evet. Satılmıştır. Katar'a satıldınız mı? Bu kadar paradan ve özel şeyden bahsetmişken. Nereye bağlayacağım? Bak dokunu nasıl buraya geldi. Çok da ilginç. Son dönemlerde Türk milletimizin bir özelliği var. Bir gururu var. Arda Güler. Doğru. Bak nasıl bağladım. 30 milyon liradan bağlayabilir. 20 serbest kalma ya daha sonra 17,5 serbest kalması da Real Madrid incelik gösterip Arda ile dinlemişler. 20 milyon artı bonuslarla Real Madrid'e gitti. 18 yaşında. Çok iyi ya. Yani bilmiyorum çok şey iyi. Olarak çok iyi. Title olarak çok iyi. Ama bu yaştaki bir çocuğun gideceği yer Madrid miydi? Ondan şüphelerim var, yok değil. Abi benim yok. Yani şundan yok. Eskiden hani ben de öyle düşünüyorum. Gitsin kendini geliştirsin falan. Abi Brezilya'dan Neymar çıkıyor da geliyor da ya da alıyorlar oradan 17-18 yaşındaki çocukları buraya getiriyorlar da. Hani işte yani İspanya buraya dediğim yani Avrupa'ya gidiyor da. Aynen. Bizim oyuncumuz da gitmesin abi. Yani çok yetenekli, çok belli. Ya adamlar bunu görmese almazdı herhalde. Bugüne kadar hiç olmamış bir şey gerçekleşti. Yani. 18 yaşındaki takım birden Madrid'de evet, Barcelona girişti yani. Barcelona birbirine girdiler oğlum. Çok acayip. Şu an ne konuşuyorsunuz hiç anlamıyorum. Sadece hani gurur duyuyorum. O kadar haberleri gördüm. Çok iyi. Arda Güler'le ilgili başka bilgilerin yok. Neler? İşte Real Madrid'e gitti. Çok iyi. Bu bilgi doğru mu? Hayır şey var. Dün ne demiştin? Bir şey paylaştı demiştin. Ne? O yüzden seviyorum demiştim. Şey annesiyle Arda. Ilgili. Ha evet evet. Şey vardı. Depremzede bir çocuğa cevap vermişti mesela. Ha evet falan. Doğru. Hatırlıyorum. Ya hatta bak, zaten oradan tanıyorum. Sadece futbolcu kimliği olsaydı benim gözümde zaten tanımıyor olurdum şu an o kim falan diye sorardım. Ya çocuk böyle cidden tatlı bir çocuk ya. Evet ben, evet yani. Öyle, yani bir, öyle bir şey var tanımıyoruz sonuçta. Tabii bir canım şey karakterini bilemem yani. Bir şey ama vizyonlu görüşünü çok beğendim abi. 18 yaşında bu çok büyük medeni cesarettir abi gittiğin takımda anladın mı? Aynen. Evet eskisi gibi 30 yaşlarında dünya yıldızları olan bir takım değil Real Madrid. Zaten o yüzden de biraz da kıymetli. Hep böyle gençleri takıma koydu ve şu anda öyle ilerliyor. Hı-hı. Şeyde videolarını izledim. Dün basın toplantısı vardı işte forma imza töreni ve şeyde. Akşam onları izledim. Abi başkan Florent Perez basın mensupları, üst düzey yönetici falan çocuğun yanında, çocuk diyorum da burada hani şey olmasın yani. Abi çocuğun yanında eller önde, gayet saygılı, çocuğu dinlediler, şey yaptılar, destek oldular, her şeyi yol gösterdiler. Ona falan çok gurur duydum yani. İnşallah yolu açık olur. İnşallah. Ki güzel olur gerçekten yani. Aynı mentaliteyle devam ederse bence önü açık. Çok futbol tabii. Konuşmuş olacağız ama yani zamanlama şöyle önemli Madrid'e gitmesinde. Modric, Kroos tandemi, orta sahadaki o ikili tandem cidden yaşlandı. Orada bir renovasyon gelecek gibi Madrid'de. Şimdi Jude Bellingham, Arda Güler. Bellingham geldi ya. Aynen. İşte, forvet yok sadece. Evet Benzema gitti. Evet. Forvetleri yok ki oraya da yok. Bilmiyorum bulurlar. Mbappe ya da Harry Kane gibi bir şey olabilir belki. Orada Modric ve Kroos demişken
Arda'yı ikna sürecinde bu futbolcular da Arda'yla görüşüyorlar. Nasıl, ciddi mi? Evet abi. Zaten öyle bağlıyorlar. Oha, onu ben bilmiyorum. Perez giriyor, Modric giriyor, Kroos geliyor. Adamla konuşuyor. Şaka yapıyorsun. Evet oğlum, o kadar önemli. Oha. Öyle ben hani Fener'e para verdim, oyuncu bana geldi değil yani. Gerçekten bir ikna var ortada. Takakmış yani. Ve planları şu, hani tabii basına yansıyan ne konuştuğunu bilemeyiz de. Bu sene daha çok sağ ön tarafta, rotasyonda hani süre alacak. ama seneye Modric futbolu bıraktığında Modric'in yerine veliahtı olarak hazırlanacak. Modric'le bunu konuşuyorlar zaten. Oha, ciddi misin? Yani zaten bundan dolayı ikna oluyor. Ve öyle bir kariyer de başladı. Çok iddialı bir şey. Çok ya. çok iddialı. İnşallah başarılı olur ya. Yani ya ben çocuğa güveniyorum. Biraz da dil böyle şey yapsın. İşte İspanyolcası, İngilizcesini geliştirsin. Yapar abi. Bir Premier Lig'de olur onun bir süre sonra ya. Tabii yani ne istiyorsa oraya gitsin de şeyden sonra. Ya çünkü Fener'den direkt top noktaya çıktı. Normalde arada bir takım Madrid olur gibi geliyor. Evet, yani genelde, Sevilla Madrid, genelde öyledir. İşte United Madrid gibi. Genelde öyledir ama orada biraz da şey de var. Futbolcunun dışında şimdi menajer babası galiba, yanlış bilmiyorsam hani şeyi de. Genelde bu tür dışarıda özel menajerle çalışanlarda onu görüyorsun. Çünkü daha çok para kazanıyor. Para kazanmak. Bir oraya gidiyor para kazanıyor. Bir oraya, biraz da öyle bir şey var. Eğer sadece ailesiye karar verirse çok mantıklı baktığında. Şeyi gördüm bu arada Arda Güler'i. Giderken büyük ihtimal uçağa binerken ya da havalimanına giderken polisler götürmüş ya. Çocuk, abi görmedim onu. Çocuk gözaltına alınmış gibi Madrid'e gidiyor. Çok komik bir video var. Şey gitmiş, yanında annesi gurur duyuyor. Gördüm onu. Düşmüş. Sosyal medya çok güzeldi. Arda Güler'den beklentim benim de yüksek. En çok futbol konuştuğumuz bölüm bu olmuş oluyor. Evet, yani bu, evet bu da bir konu. Ama burada iki kişiye düşüyoruz. Evet, bana işte nasıl ya oldu biliyor musun? Mesela ne oldu? Ben senin de yabancı yani dilde bir şey konuşuyorsunuz. Arada böyle Arda Güler'i seçiyorum. Bir de bir kere taşak dedin. Evet. O da çok benim dilimdeydi mesela. Öyle. O kadar anladım. Yarın da sen şey yap, biz bunu şey yapalım. Yarın da uzaylıları konuşalım. Yarınlarda, yarın 2000'ler rock müzik tarihi gibi. Buraya mı geçiyoruz? Evet. Arkadaşlar, bugün futbol üzerinde Arda Güler'i tebrik ettik. İnşallah yolu açık olur. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz eğer ilgileniyorsanız. Güzel oldu ya. Fener de para kazandı. Tabii canım. Sonraki yani satıştan 120 falan düşünün, 100 milyon sattı. 20 milyon cepte. Bence güzel. Bence de güzel. Altyapıdan çıkan bir çocuk için. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.